Evet, Haber TV izleyicilerimiz, Ali Özyiğit'te Haber Analiz, Ali Özyiğit'te Analiz programımıza hoş geldiniz. Epeydir karşınızda yoktuk Haber TV'de. Bunun nedeni işte iş yoğunluğumuz ve teknik aksaklıklar nedeniyle karşınıza değildik. Demokrasi Saati programlarımızı yapacağız tekrar. Gündem özel programlarımız ve tabii ki ekran klasiği haline gelen Haber de kendi Yiğit TV kanalında da bu Haber TV platformuna da klasik haline gelen, ekran klasiği haline gelen Ali Özyiğit'le analiz programımızı yapacağım. Bugün neyi değerlendireceğim özetle? Evet. Bebek sahilindeki rezilliği, Esenyurt'ta özellikle sığınmacıların camide çocuğa taciz etmesi ve en sonunda Antalya'daki çırılçıplak kadını Türkiye'de neler oluyor diyerek değerlendireceğim, analizini yapacağım ve tabii ki Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarını, özellikle de Gezi direnişine yönelik açıklamalarını değerlendireceğim. İsterseniz anonsumuzu verelim. Sonrasında konularımıza geçelim. Ali Özyiğit'le analiz başlıyor. Ali Özyiğit'le analiz başladı değerli Haber TV izleyicilerimiz. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tüm sayfalarımızı, Facebook, Twitter, Instagram sayfalarımızı beğenmeyi unutmayınız. Çünkü bu videoyu orada da paylaşacağım. Biz sadece YouTube kanalı değiliz. Web TV formatında yayınlar yapacağız. Değerli Haber TV izleyicilerimiz, Haber.com'u takip etmeyi unutmayınız. Güncel haberlerimizi. Neyi değerlendireceğiz demiştik. Türkiye'deki yaşanan ahlaksızlıkları, Bebek sahilindeki ahlaksızlığı. Belki sağ tarafta fotoğrafta görürsünüz ama ben onu biraz buzlayarak verebilirim veya hiç vermeyebilirim. Çünkü YouTube'un hak ihlallerine takılabilir veya diğer sosyal medya platformlarının. Bebekteki ahlaksızlık, bir Ukraynalı değil, pardon, yanlış söylemeyeyim, Moldovalı olduğu iddia edilen bir kadınla Pakistanlı olduğu iddia edilen bir erkeğin cinsel birliktelik videosu iki açıdan gündeme bomba gibi düştü. Yani iki açıdan çekilmiş. Tabii ki bu ahlaksızlığın nereye geldiğini göstermesi açısından dikkat çekiyor. İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Yani düşünün değerli Haber TV izleyicilerimiz. Koskocaman İstanbul Valiliği bile bu konuda açıklama yapmak zorunda kaldı. Polis gözaltına alındı. Kadın Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına gitti. Erkek de hapishaneye gitti. Düşünün yani ahlaksızlığın nereye geldiğini göstermesi açısından dikkat çekti diyebiliriz. Bir de diğer değineceğim, esas benim analiz yapacağım bu konuda, yorum yapacağım konu, muhafazakar iktidar olduğunu söyleyen AKP iktidarında ahlaksızlığın geldiği son nokta. Yani bu Türkiye'de yaşanan ilk defa yaşanmış bir olay. Hani parkta, kıyıda, köşede, ormanda biliyoruz yani, onları herkes biliyor ama bu ilk defa, yani herkesin içinde, Bebek sahili gibi herkesin geldiği bir yerde bu rezilliğin, skandalın yaşanması ilkti. Ve burada gündüz haber.com'da girdi bunu değerli Haber TV izleyicilerimiz. Neyi girdi? Bunun Türk oldukları iddia edildi. İşte hani güya sığınmacıları ensar muhacir kafasıyla bakan, hala bunlar ensar muhacirdir, İşte şeyler sığınmacılar değildir, işte Türktür. Türk olmadığı ortaya çıktı. Pakistan uyruklu oldu. Pakistanlı olduğu. Türk vatandaşı olabilir yani. Bunların, bu arada hukukçuların söylediğine göre, bunların Türk vatandaşlığı yasa dışıdır. Bir Danıştay kararıyla iptal edilebilir. Bu iktidar değişimini bekleniyor diyebiliriz. Biraz hızlı değerlendiriyorum diğer konulara geçmek için değerli Haber TV izleyicilerimiz. Bunun Türklere yönelik bir iftira atıldı ama bunun kadının yabancı olduğu, Moldovalı olduğu, erkeğin de Pakistanlı olduğu ortaya çıktı diyebiliriz. Bir diğer konumuz da Esenyurt'ta camide, özellikle Allah'ın evinde, bir Suriyelinin Türk çocuğuna, küçük çocuğa, hatta bu çocuğun ses kaydı da yayınlandı ve bizim haber.com'da yayınladı bunu. Taciz ses kayıtlarıydı bunlar. Çocuğun anlatımı daha doğrusu. Allah'ın evinde Suriyeli Türk çocuğunu taciz etmiş. Bu hani ortalığı karıştırdı, mahalleyi karıştırdı. O asayiş olayları apayrı bir şey. Ama İşte AKP'lilerin ensar muhaciri bu diyebiliriz. Bu yorumu yapabiliriz. Bir diğer konu, Antalya'da bir kadının çırılçıplak sokakta gezmesi. Tabii ki Türkiye'de neler oluyor başlığını atmış Haber.com. Doğru bir başlık. Bu üçünü birleştirdiğiniz zaman
ahlaksızlığın geldiği son noktayı göstermesi açısından dikkat çekerek Türkiye'de neler oluyor? Başlığı çok doğru bir başlıktır. Adeta cuk diye oturdu diyebiliriz. Değerli Haberer TV izleyicilerimiz, bir su içelim, soluklanalım. Bir diğer konumuz ise AKP'li Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bugünkü grup konuşmasında Gezi direnişine yönelik ağır hakaretleriydi. İşte teröristler dedi. İşte ne demişti onlara? Aklıma gelmedi. Bayağı bir ağır bir küfür etmişti. Küfüre yakın bir hakaret etmişti. Sürtükler demişti. Evet, aklıma geldi. Sürtükler demiştim. Yani camide hala bira içtik yalanını, yani yalan dersek bu sefer diyecek ki Cumhurbaşkanına hakaret ettin. Ama yani doğru olmayan bir şey. Çünkü oranın cami imamı defalarca dedi. Buradaki gençler bira içmedi. Ben din adamıyım, din adamıyım, yalan söylemem dedi. Adamı sürgün ettiler. Öyle bir şey yok yani. O görüntülerde de yok yani. O bira şişesi dedikleri bira şişesi değil aslında. Sargı şeylerin ne denir? Yaraların tedavi edildiği o şişeler yani. Tentürtiyot şişeleri gibi şişeler. Onlar bira şişesi değil. Yani bu cuma açıklayacağım deyip de açıklayamadığı görüntüler gibi Sayın Erdoğan'ın. Bu şekilde hareket etti. Bu şekilde hakaretler yağdırdı Erdoğan. Evet Yiğit TV izleyicilerimiz, programımızın sonuna doğru geldik. Bugünlük kısa kestim. Epeydir sizinle karşınıza çıkmamıştım yayınla. Dediğim gibi bu YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizi diğer platformlardan da takip ediniz. Haberek Web TV'dir çünkü buranın tam platformun ismi. Bir dahaki Ali Özyiğit'te analiz olur. Demokrasi Saati olur. Gündem özel programları olur. O programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.